Ve geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Beşiktaş'ta o gece kulübünün tadilatı esnasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Haftalarca konuşmuştuk o ihmaller silsilesini. Neler eksikti? Her şey eksikti. 29 cana mal olmuştu oradaki tadilat. Ve 9 kişinin yargılanmasına devam ediyordu. İddianame tamamlandı. 9 şüpheli için de ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Detayları alalım. Hasan Zahitez'in bizi bekliyor. 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor dedik. 9 kişi hakkında Hasan sen de tam olay yerindesin. Hala o patlamanın enkazı oradaymış gibi. Hala girilemiyor binanın içine anladığım kadarıyla. Orada olman çok önemli. Hem gözlemlerini hem de bugün alınan kararları bizimle paylaşır mısın? Merve Türkay, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi aslında enkaz halen daha duruyor. Birazdan kameraman arkadaşım Ege Ural'la sizlere göstereceğiz. Tabii aslında bakacak olursak tarihler 2 Nisan 2024 Salı gününü gösterdiği zaman öğleden sonra. Burası Beşiktaş Gayrettepe ve buradaki bu gece kulübü aslında oldukça eski ve ünlü bir gece kulübü. Bu gece kulübünde bir tadilat yapılıyordu. Aylar süren bir tadilat yapılıyordu ve yaza yetiştirilmesi planlanıyordu. Ancak az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi ihmaller zinciri vardı ve peş peşe gelen ihmaller zinciri doğrultusunda içeride bir yangın çıktı. Yangın o kadar büyüktü ki yine sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi tam 29 kişi çalışanlar, 29 adet işçi bu içeride bizim bulunduğumuz yerde hayata gözlerini yumdu. Şu anda kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bakacak olursak hala daha dışarıda yanan malzemelerin buradaki kalıntılarını şu anda görüyoruz. Boruları tamamen görüyoruz. Kapıları şu anda görüyoruz. Sandalyeleri şu anda görüyoruz. Ve tabii ki yine burası kaldırılacak ancak şu anda burası polis tarafından abluk altına alınmış durumda. Az önce ekranlarınızda taşımıştık. Kapı vardı. Kapıya zincir vurulmuştu ve işte o zincir de mühürlenmişti ve o mühür ve zincir bir süre daha burada kalacak gibi duruyor. Çünkü aslında iddianame halen daha devam ediyor. Az önce sizin ifade etmiş olduğunuz gibi 9 kişi hakkında tutukluluk kararı verildi. Bu kararı veren savcılık oldu. Bakacak olursak bakın halen daha bu noktada zinciri görüyoruz ve kapının mührünü görüyoruz. Ve yine az önce söylediğim gibi bu zincir ve mühür burada epey bir şekilde daha duracak gibi bir iddianame vardı ve o iddianame aslında tamamlandı diyebiliriz. 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen bu soruşturmada tam 9 şüpheli hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ki şu anda tutuklu yargılananlar var. Bu 9 kişi de tutuklu yargılananların içerisinde. Az önce de söylemiş olduğum gibi tam bu 9 kişi hakkında 22,5 yıl boyunca bir hapis cezası iddianamesi uygulandı. Tabii aslında buraya geldiğimizde ekranlardan hepimiz seyretmiştik ki buradaki yaşanan durum aslında oldukça büyük bir trajediydi. Çünkü içeride oldukça fazla ihmal vardı. Adeta ihmaller zinciri vardı ve o işte ihmaller zinciri yüzünden tam bizim bulunduğumuz bu noktada hemen benim bu parmağımı gösterdiğim yerin içerisinde 29 kişi hayatını kaybetti. Bu gece kulübü 29 kişiye adeta mezar oldu diyebiliriz. İşte bununla alakalı soruşturma devam ediyor. Öyle ki en son daha bugün sıcak bir bilgi 9 şüpheli hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma devam ediyor. Diyelim sözü Gayrettepe'den size bırakalım Merve Türkay. Evet, o kazanın, o yangının sonunda açıklanan rapor iddianame tamamlandı. 9 kişi hakkında istenen cezalar belli oldu. Hasan detaylarını anlattı.